Asya, sen yakın görüşüyorsun, bilirsin. Kartal'da bundan var mı? Ne o? Hoparlör. Vallahi büyük rahatlık. Balığa mı gidiyorsun? Götür. Dağa mı çıkıyorsun? Çıkar. Asıl konumuza gelebilir miyiz? Kurşunu kim sıktı? Bulacak mıyız? Emniyetin eli boş. Bir şey bulamadılar. Vallahi alemden yurt dışına kaçan göçen de yok. Silahın atasına ceddine kadar gittim. Hasımla hısımla bir bağlantısı yok. İskender amca. Sizin işaret edeceğiniz bir isim de mi yok? Ben Barbaros Bey'in lafını bitirmesini bekliyorum. Eyvallah. Racon bilen adamın hali başka oluyor. Ama boş ver İskender. Kızın sinirleri bozuk, baksana. Asya, ben sana bir şey çalayım da rahatla biraz. Ferhat abi, adamlar hazır. Bu şerefsiz Balkan çıkacak, evine varamadan çapraz almayacak. Söyleyenlerine gözlerinden öpüyorum. Cezaevinin önünde o köpeği kim karşılayacaksa hepsi geberene kadar sıkacak. Bir tane alpan kalmayacak. Tamamdır abi. Emrin başım üstüne. Şerefsiz Ferhat. Görsün bakalım bir tane gürbey kalacak mı? Gerekeni yaparız. Yapacağız tabii. Balkan'ın ilk işi bu olacak. Balkan'a düşmez bu iş. Biz ölmüş müyüz İskender? Burada bulunan herkes şahittir. Yaşı yetmeyenin de atası şahittir. Ne dedin sen 18 sene evvel? Balkan hapishaneden çıkınca gelecek, benim koltuğuma oturacak. Masayı o yönetecek. Keşke o zaman da olsaymış böyle şeyler de boşu boşuna yormasaymışık seni. Bunamadım daha. Sözümü hatırlıyorum. Çok dikkatli bakılması gerekiyormuş. Öyle diyorlar. Karaciğer nakli bile gerekebilirmiş. Onların elleri kar olsun, elleri. Kurban adadım. Hele bir çıksın. Bak ben ona nasıl bakıyorum. O ciğeri var ya, yerinden çıkartıyorum. Pırıl pırıl yapıyorum. Tekrar yerine takıyorum. Bak görürsün. Bak orada zemzem getirdim. Şimdi bir güzel ben onu akşama okurum. Geldiği zaman da bir güzel içiririm. Bak o zaman o kartal uçuyor mu, uçmuyor mu? Yengecim bakarsın, takarsın tabii de tıbbi bakım lazım diyorlar. Yok yengem, oralara gelmeyecek Allah'ın izniyle. Servise başlayayım mı? Yok girme şimdi, konuşuyorlar. Gül abla, bana bir tane börek verebilir misin? Tabii canım, hemen. Acıktın mı sen? Benim tatlı dillim. Özlemiş misin babanı? Artık özlemek falan kalmadı. Daha önce görmedim ki Özlem. Al anneciğim. İnsan gelince bir çocuklarına sarılır, bir başını okşar. Geldiğinden beri höt söt. Niye uğradığını şaşırırız tabii çocuklar. Kolay mı canım? 18 sene. Katilin hırsızın arasında insanlığını unutmuştur. O çok başka ya. Anneciğim sen böreğini. Ben bir odaya çıkıyorum. Ne o bileğin hali? Abim mi yaptı? Dua etsin de kayınbabası görmesin. Hayırdır inşallah, başhekim arıyor. Efendim? Öyle mi? Allah'ım çok şükür. Ya Rabbim, açmış gözünü. Ay, çıkacağım diye bile tutturmuş. Ya Rabbim. Tamam, çok teşekkür ederiz doktor bey, sağ olun. Damat, hazırım diyorsun yani.
Bedeli ödendi. Hazırlıklar içeride yapıldı. Evelallah. Adem, yapılacak sevkiyatlar, imzalanan anlaşmalar, liman, inşaat, kumar, silah, bahis, petrol. Ne kadar yürüyen işi varsa ortaklığın, raporunu Balkan'a vereceksin. Gütülen kanlar, verilen başlar, ne kadar husumet, rakip varsa hepsi Balkan'a. Bana müsaade. Balkan hatmedene kadar ben de gidip kartalımızın kanını alayım. Ki bir an evvel koltuğu devredeyim. Görüyorum ki Balkan yerime geçmeye pek hevesli. Hı? Baba, gidiyor musun? Evet. Ne oldu Yıldız, bir şey mi var? Ha? İyiyim. Şikayetim yok. İyi. İyi. İkimizden de büyük kim olacak biliyor musun İskender? İşte bu. Hoş geldin bebe. Hoş bulduk aslanım. Geçmiş olsun. Amcanı çok seversin bilirim. Baba gibi oldu sana. Müjdeler olsun. Kartalım uyanmış. Amcam uyanmış. Gördün mü? Dedenin ayağı uğurlu geldi. Amcandan hayırlı haberler var. Ne yapacaksınız İskender? Bu delikanlıyı da götürecek misiniz hastaneye? Yok. Şu başımızdaki bela bir temizlensin, çocuklar sonra. İyi o zaman. Gidip görsünler amcanı. Biz de seninle dede torun bir kaçamak yapalım. Ne dersin? Tamam dede. Hadi yürü. Gel bakalım aslanım, gel. Buyurun hocam, beni istemişsiniz. Hastayı en iyi bilen sensin kızım. Gördüğüm kadarıyla 6 aydır durumunda müsbet bir gelişme yok. Böyle giderse çoklu organ yetmez. Hocam hayır.
Erkekler bilmez. Biliyorum. Biliyorsun da ne işin var burada? Bir çocuk hasta kaçmış. İğneden korkar hep buraya kaçar. Sen niye korktun o kadar? Sen ol. Hapisten yeni çıkmış birinin arkasından böyle yaklaşma. Bir kaza çıkmasın. Abi İskender Bey. Geliyorum. Ne işi varmış kadının abi? Kaşıntısı var herhalde. Sen ne yapıyorsun? Ben hemşireyim, burası da hastane. Bir haftadır göz hapsinde tutuyorlar seni. Tehlikeye düşme diye yanına bile yaklaşmadım.
tehlikeli insanlar. Onlar... Aptal mıyım ben? Melek. Ben babamın katilini tanımayacak mıyım? Hanımefendi. Buyurun. Çok üzgünüm. Bebeklerden birini ve annesini kaybettik. Başınız sağ olsun. Ah, ay Allah, ay Allah. Canım, canım, canım. Melek, beni deli etme. Benim adım Melek değil, Azize. Hatırla, onlardan korumak için sen değiştirdin kimliğimi. Madem biliyorsun kim olduklarını, niye böyle bir şey yaptın? Neden kurtardın o zaman Kartal'ı? Her an yanlarında olayım diye. Balkan benim ayağıma, hastaneme kadar gelsin diye. Onun için yaptın değil mi? Yiğit için yaptın. Onu komaya soktuklarında verdin değil mi bu kararı? Melek, ne yapmaya çalışıyorsun? İntikam mı almaya çalışıyorsun? Gücümün yettiğini. Alpan'la beni önce babasız, sonra annesiz, sonra da kardeşsiz bıraktı. O Balkan denen insan müsveddesini ben kardeşim gibi yapacağım. Adaletse adalet. Yiğit'i daha gencecik yaşında ölmeden öldürdü o Balkan. Ne biliyor musun? Biz kötüler kadar cesur olamadığımız için dünya böyle bir yer. Melek, Melek, Melek. İzin vermem sana. Bu insanlara uzaktan bir şey yapmak imkansız. İçlerine girmek lazım. Az önce felç edecektim onu. Kardeşi bu hastaneden çıkmadan bitecek bu iş. Melek, bununla mı yapacaktın? Hı? He? O kadar insanın içinde bununla mı yapacaktın? Zehir mi bu? Orada mahvederlerdi seni, anlıyor musun? İskender seni kendi elleriyle boğardı. O yavaş etkili bir zehir. Öyle hemen etki etmez. Önce titremeye başlarsın. Sonra vücudun yavaş yavaş uyuşur. Hem üşürsün hem terlersin. 4-5 saat sonra kramplar, kasılmalar. Sinir sistemin acıyla çöker. Onu bulduklarında ben çoktan gitmiş olacaktım. Tamam. Tamam Melek, bırak. Ben yapacağım, tamam mı? Abi, ne olur bak, ciddi dediler. Kartalcığım, odana döner misin lütfen? Yapma ne olur. İnada devam yani. Bir şeye ihtiyacımız olursa, herhangi bir şey. Sağ ol hemşire. Ben böyle inat görmedim. Yemin ederim bizden büyük Arnavut çıktı kız. Çıkacağım demiştim. Çıkamazsın demiştim. Çıkamayacaksın. Yardım ederseniz tutamayız burada. Bir hemşirenin lafıyla mı iş yapılacak? Gel abicim sen şöyle. Çıkarsa karaciğer nakline kadar gider. Kararsızın. Ellemeyeceksiniz. Düşecek. Düştüğü yerden alıp baygınken yatağına taşıyacaksınız. Taburcu olana kadar da bir daha yerinden kalkmayacak. Çekil Yaman. Odana dönüyorsun. Gözün kararıyor değil mi? Kanamadan. Ayağa kalkmayı denediğin an bayılacaksın. Ki bunları zaten biliyorsun. Yaralarından belli. Daha önce yaşamışsın. (Gülüyor)
kimseye benzemez hemşire hanım. Askerde göğsünde şarapnel parçasıyla sınırı geçti. Yanlış anlama, omzunda da yaralı askeri var. Kör ben oluyorum. Sendeki inat sanma, Arnavut'la tanış derler. Duydun mu sen onu? Duvar olmaz, omuz bulmazsa... Dedesinin inadına tutunur kalkar benim yeğenim. Bir de inadı meşhur Azrail var. Duydunuz inşallah. Hemşire hanım. Sen de bizimle eve geliyorsun. Kurtardın madem, işini yarım bırakma da emeğine değsin. Ben nasıl? Sen yok. Hele senin lafın hiç yok. Tuna, başhekimle konuş. Rapor mapor, yıllık izin bir şey ayarlansın. Hemşire hanım bir süre bizimle. Duydun. Bir yerde İskender Alpan varsa onun sözü vardır. Madem bir süre aynı evdeyiz, öğren. Bassın. Benim yadigar tesbih eşyaların arasından çıkmadı. Sorayım abi. Ne kadar sürecek bu iş? Özel bakım şeyi. Bu kafayla çok. Anlaşılan hemşire hanım yenilgiyi pek hazmedemiyor Yaman. Yüzü düştü. Evinize ne kadar bir yabancı istediğinize bağlı. Hiç. Güzel. O zaman uslu olmak lazım. Kim bilir, belki beklediğimizden daha çabuk biter. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Melek, etrafın silahlı adamlarla çevrili olacak. O herifi öldürmek isteyen kaç kişi var sen biliyor musun? Ordu gibi adamı olan aileler bile bir şey yapamıyor. Sen tek başına ne yapacaksın? Kendilerini aile diyorlar diye aile mi zannediyorsun sen onları? Akşam oturup televizyon mu seyrediyorlar? Ben sana söyleyeyim ne yaptıklarını. Odalarına kapanıp katliam planlıyorlar, anladın mı? Evlerini aldıkları insanı araştırırlar. Anlarlarsa kim olduğunu yok ederler seni. Sen onların iyindeyken ben bile yardım edemem sana. Dönüşü olmayan bir yola giriyorsun Melek. Yapma. Bunun fırını bu harçtır.
Ateş ne kadar değecek? Neresi daha az pişecek? Neresi daha çok pişecek? Bu ilimdir. Öğreteceğim sana. Kuzey, kaptanlık ehliyeti için başvurdum. Sana, dede torun birlikte açılacağız. Kutba kadar. Al bakalım usta. Derisini üstünde gezdiriver ki tuzu içine geçsin. Tamam? Tamam bey. Gel. Gel. Geç otur bakalım şuraya. Seninle liman liman dolaşırız biliyor musun? Ha? Her limanda bir sevgili. Latin, matin. Ya bebe. Sonra akşam olunca büyük bir ateş yakarız. Hı? O gün denizden ne çıktıysa onu yeriz. Oh! Kafamızı dinleriz. Ben gelemem. Annemin yanında olsam daha iyi. Aklım kalıyor. Yıldız Hanım bu gece diyor. Uygun mu? Bu durumda olmaz. Hangi durumda? Ha sen babanı takıyorsun. Takma. Senin arkanda kapı gibi deden var. Ben hallederim o işi. Bu gece. Bak bakalım şimdi ne geliyor. Hadi bakalım. Nasıl? Güzel değil mi? Çok güzel. Güzel. Makete değil. Sana bunun hakikisini yaptırıyorum. Birkaç ufak işi kaldı. Doğum gününe yetişecek. Gerçekten mi? Gerçekten. Adını ne koydum biliyor musun? Kuzey. Oha benim teknem mi olacak şimdi? Ne zaman çıkarız? Gördün mü Adem? Ne zaman çıkarız diye soruyor. Yakın dünyayı bu akşam da biz de torunumla serin sularda keyfimize bakalım. Ceyda'cığım, sen hemşireyle beraber Kartal'la ilgilen, odasına yerleştirin. Sonra babamla konuşacağım. Ben öyle baktım. Şey diye. Haklısın. Her evin girişinde böyle şeyler olmuyor sonuçta. Millet girişte paltosunu falan bırakır, bizde bu. Halam da pek diğer halalara benzemez. Amca yokluğu çektirmiyor sağ olsun. Kısa halaya çeker derler aslında ama keşke azıcık daha bana çekseymişsin. Sen şimdi hemşire kızımızı Kartal'ın yanındaki odaya yerleştir. Balkan abim o oda Ömer'e verilecek demişti. Öyle mi? Hı hı. Odasını alsın bari. Açtır bir yatak, başucunda uyusun. Tövbe estağfurullah. Nerede görülmüş fedailerin evde kaldığı. Hadi bakalım. Evimize hoş geldin. Gel. Ben sana evi gezdireyim. Burası salonumuz. Sen git yat, dinlen. Çok işimiz var sonra. Yo, işimiz şimdi. Şu an. Bunu yapanı bulacağız. Bizim elimiz armut mu topluyor? Bulundu. Kim? Gürbeyler. Abin içeride büyük abilerini indirmişti ya. İşte o da o. Onlar değil. Adnan ara. Uşan mı var lan? Uzanamıyorum ben. Görüntülü. Ne görüntüsü lan? Başlatma görüntüsünü. Al. Kendin ara. Buyur İskender Bey. Kartal. Vay be. Çok şükür. Nasılsın? İyiyim abi. Zahmet verdik sana da oralara kadar, kusura bakma. Olur mu öyle şey? Söyle bakalım. Abi şu tamirhanenin arkasındaki dorselere doğru gidersen. 45G1.
Eyvallah. Kartal, korkuttun bizi ha? Devrilmedik daha. Neyin peşindesin? Sana bu yemi kim attı? Oyununu bozmanın peşinde. Aç. Evet Kartal. Kadronun yarısı burada. Aç. Burası da yedek kulübesi. Ne lan bunlar? İşte bize sıkan adamlar. Gürbeler yaptı dedin ya. Bak bakalım bir, öyle bir halleri var mı? Adnan, yorduk seni. Kusurumuza bakma sen. Olur mu öyle şey? Bir isteğiniz olursa söyleyin. Çocuklara söylerim, gereğini yaparlar. Hadi selametle. Ben Tırdor sesinde iki abimi kaybetmişim. Gösterdiğin şekle bak. Ter bastı. Ne diyeceksen de. Ne gösteriyorsun bana racon racon? Söyle. Başlarındakini getirsinler buraya. Ötekileri de ilk gemiyle en uzak yere sallasınlar. Bu gürbeyleri ne zaman aldırdın diye sormayacak mısın? Soru o çünkü. Balkan hapisten çıktığı günün bir gece öncesi. Onlar yapmadı diyorsun. Gürbeyleri kim söyledi sana? Barbaros. Barbaros bizi şaşırttı mı diyorsun? Göreceğiz diyorum. Zeynep, çantamı odaya bırakır mısın? Tabii. Bu tarafta Balkan abimle Yıldız ablamın odası var. Yukarıda babam kalıyor. Oraya kimse izinsiz geçmez. Biz bile yani. Abla, sen hemşire misin? Bak, benim de hemşirecilik oyuncaklarım var. Oynayalım mı? Senin böyle kepin yok mu? Artık takmıyoruz biz. Ne yapıyorsun bakayım sen? Gel buraya, darlama kimseyi, uyku saatin. Hah, halacığım döndün mü? Kartal abim seni sordu, özlemiş. Tamam, ben uğrarım yanına. Kuzey, Balkan abimin oğlu. Memnun oldum. Bu arada teşekkürler. Herkes size anlatıyor. Görevimi yaptım ben. Niye teşekkür ettin? Neyi anlatıyorlar? İşinde çok iyi olduğu için. Peki senin bir yerine bir şey olursa bundan sonra nereye gidecekmişsin? Bu ablaya. Anlaştık mı? Çık. Bu taraftan. Kartal abimin odası üst katta. Senin odanı da onun yanına hazırladık. Bu Kartal abimin odası, bu da senin. Çantaları bıraktım. Kartal abimle ilgili herhangi bir yardıma ihtiyaç olursa müştemilattayım hemşire hanım. Normalde pek girmez mi korumalar bu katlara? Neden sordun? Öyle sordum. Merak ettim. Sevgilin yok mu senin? Güzelsin ya. Yok. Hasan abi Gül'le evli. Babanın koruması. Rahmetli amcamın oğlu. Aynur yenge vardı ya aşağıda. O da rahmetli amcamın karısı. Herkes akraba mı? Bir tek Yaman değil. Tek bekar o. Ama onun da aklında biri var herhalde. Ben yemeği söyleyeyim. Sen mutfakta yersin, tamam mı? Tamam.
Bu saat 9'a geldiğinde gelmiş olacak, tamam mı? Tamam. Seza, Melek için yapacaksın. Babanın küçücük kızı için. Annen için yapacaksın. Yiğit için. Yaşayamadığı her gün için. Ondan çalınan ömür için. Ne yapıyorsunuz siz? Bakacağız tabii. Topla mı geldin, tüfekle mi? Korumaların hepsini arada zaten. Bırakın eşyaları. Bir de ben bakayım. Bana ne getirdin? Eşyalarımı karıştıramazsınız. Verir misiniz? Burası benim evim. İstediğim her şeyi yaparım. Bırak. İffet yapma bana. Ne işin vardı erkekler tuvaletinde peşimde? Hı? 18 yıl. Çokmuş. Suçun ağırdı herhalde. Kanun ağır demiş. Yoksa bizde günlük rutin. Ha şöyle. Biz öyle sinyali yanlış alacak adam değiliz. Şimdi değil. Alırım senden. Bu gece. Bu gece. Saat tam burayı gösterdiğimde. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.